Aşık Mahsun'un şerefin öğrencisiyim. Helal, helal, helal. Bugüne kadar 10 tane kitap yazdım. Halk ozanıyım, halk şairiyim, yazarım, şairim. Piyasada okunan eserlerin sayısını bilmiyorum. Şuna bakmayın, biraz fazla konuşacağım. Bu değerli sanatçı hem de okumuş, hem benim manevra olumdur, hem de öğrencimdir. Acizane bugün onu ziyarete geldiğim için bugün buradayım. Zaten bu mekan sahibi de benim can dostumdur. O bugün Manisa'da, bugün buradayım ama fark etmiyor, mekan bizimdir. Hiçbir mekan sahibinin değildir. Mekan müşterilerindir, sizlerindir, bizlerindir. Şimdi ben şiirlere başlamadan önce biraz konuşacağım. Memleketin birinde bir bayan, bayanlar iyi dinlesin. Bir bayan elini açıyor, Allah'a dua ediyor. Bayanın hiçbir erkek evladı olmamış. Allah'a dua ediyor, diyor Allah'ım bana bir erkek evlat ver, eşeğimi araya çıkaracağım. Eşeğimi araya çıkar mı? Çıkar çıkar. Canım Allah bu bayanın isteğini kabul ediyor, buna bir erkek evlat veriyor. Ama şimdi bu bayan eşeği nasıl bir araya çıkaracak? Bayanlar kendi arasında konuşurken bayanın biri diyor ki caminin hocasına gidin. Hocaya sorun, hoca daha iyi sevinir. Bayan gidiyor hocaya, diyor hocam ben Allah'tan bir dilek diledim. Cenab-ı Allah dileğimi kabul etti ama ben bu eşeği nasıl bir araya çıkaracağım? Hoca da diyor ki camiye gel, onunla kolay ne var diyor. O bayan camiye gidiyor. Hoca vaize diyor, cemaate diyor ki cemaat doğma hak mıdır? Herkes bir ağızdan emenna. Ölüm hak mıdır? Emenna. Sevmek sevişme hak mıdır derken cemaatten biri diyor ki hocam bu sevmek sevişmek nedir? O zaman hoca bayana diyor ki onu kulağına tut bir nereye çıkar, bir şey gerek yok diyor. Şimdi memleketin birine bir padişah atanıyor. Padişah atanıyor. Padişah haberini çıkarıyor, diyor ki bütün kullar meydana toplansın, ben yarın konuşma yapacağım diyor. Millet toplanıyor, padişah Yaver'den soruyor, diyor ki beni dinlemeye gelmeyen var mı? Yaver padişah diyor ki padişahım bir şair var diyor, o gelmedi. Padişah diyor ki o şairde bir iş var diyor, ben konuşmam bitireyim, ben o şairin huzuruna götürün diyor. Padişah konuşması bitiyor, tahtlara varabiliyor. Şairin yanına gidiyor ama şair ne bir kızsın, benim gibi yoksul gariban bir şey. Bir kulübe yapmış, kulübelerinde güneşleniyormuş. Padişah tahtına bana inerken, güneş arkada ya, padişahın gölgesi şairin üstüne düşüyor. Padişah şaire diyor ki, dile benden ne dilersen, şairin alçak gölgüne bak. Güneşimi gölger ama başka iyi sen istemem. Şimdi hoca sen bana bir mey ver, başka biri için istemem. İçimde yaşayan kini nefreti öldür sen ne zaman geçti geç kaldı. Seni sevmez olsaydım keşke, ihanetin yüreğinde bir leke, deri gibi sevdiğin ülke, söylesen ne zaman geçti geç kaldı. Dediler ya dedi, kaderler almış. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Yarimin yerinde yerler esiyor. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Nerede çok sanmıştım gün yüzlü yarı.
gözleri karaydı, saçları sarı. Oturup bir name yazsaydı bari. Onu duydum, döndüm ağladım. Döküldü yaprakların kırıldı dalı. Özdü ki terk eden vefasız zalı. Onu duydum, döndüm ağladım. Kusura bakmayın, ben sahneye çıktım mı 5 saat okurum. İşi hep kendim yapıyorum, kendi eserlerim ama doğaçlama işçilerim de okuyorum. Demek ki hoca şimdi ezberini okuyor. Bana bir isim cisim bir şey söyleyeyim, ona da söylerim. Onu ne, kafiye yok, şöyle. Ne olur terk etme bizleri, tam yine ağlamadan gel. Duruyor saçın izleri, saçlarım ağlamadan gel. Benim çektiklerim çile, yanlışlarım bunu bile. Düştüm artık dilden dile, bugün bensin sonradan gel. Özgürcüm derdim hiç bitmez, sevdiğim aklımdan gitmez. Ağlarım gözyaşım yetmez, gözlerim kör olmadan gel. Nice hekimlere gittim, sen de yara çok dediler. Senin derdin derinlerde, buna çare yok dediler. Elin yetmez, gözün görmez. Derdi çekmeyenler bilmez. Bu dert sana aman vermez, çaresine bak dediler. Özlü çarpı hizmet olmaz, derdine derman bulunmaz. Böyle dertte yaşanılmaz, git kendini yap dediler. Devam edilmeyin, sana açayım işaret. Ferhat yara ulaşmıyor, dağı yara dursun. Ben de yara iyileşmiyor, tabii sana dursun. Gurbet oldu son durağım, artıktı derdim maralım. Daha dolmuş yapmalım. Doğru, buna dursun. Evde, yani gel olmuyor. Yer altına bir doğaçlama soracağım. Yer altına binmeye geldim, inim dinlemeye geldim. Yarı bugün Nebre'yi dinlemeye geldim. Böyle güzel dostlar yanında. Bir kadeh misalı sarar soğaydım. Bir kadeh misalı boşanıp dolaydım. Bir çiçek misalı sarar soğaydım. Hem de sana kurtar olaydım. Böyle güzel dostlar yanında. Elbet padişahta kadı vardır. Her yemeğin ayrı tadı vardır. Bu İzmir'de de Emre'nin adı vardır. Böyle güzel dostlar yanında. Hasreti yüreğime dinmem lazım. İlmek vermem lazım. Mikrofonu Emre'ye vermem lazım. Böyle güzel dostlar yanında. Saygılar, sevgiler, güzel dostlar. Hocam yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık. Özgür Emre.